Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ruyam. Bugün sizlerle beraber bir saldırı bir de savunma videoları paylaşacağım. Saldırı videosunu biliyorsunuz Hüseyin abimiz loncamızdayken bir süre misafir olup içtima kaptanlığımızı yapmıştı. O zamandan çekmiştim. Loncadan çıktıktan sonra fark ettim ki onunla ilgili kanalımda bir anı kalmamış. Yani onunla ilgili çok fazla bir sıfırlama videosu paylaşmamışım. O yüzden direkt onun içtima kaptanlığı yaptığı bir videoyu sizlerle paylaşacağım. Ayrıca biliyorsunuz bu krallığa ilk geldiğimizde bir anda lehalar basmıştı ve bir sürü büyük lonca bulunduğumuz krallıktaydı. Bu yüzden de o zamanlardan kalan eski bir video buldum savunma ile ilgili. O videoyu da sizlerle paylaşacağım. Çok yüksek kudretli bir arkadaşımıza bilmem kaç içtima giriyorlar ve siz de bunları görmüş olacaksınız. Hepsini tek tek yorumlayacağız. Bu arada ufaktan yeni güncelleme ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü yeni güncelleme beklediğimden çok 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 daha iyi. Sadece paralı olarak gelen bir tane kahraman var. Bununla ilgili zaten güncel bir video illa çekerim. O yüzden detaylı göstermeyeceğim ama pasif bir kahraman. Ve sadece bu yani. Diğer bütün özellikleri parasız yapmışlar. Ve gelen özelliklerden en beğendiğim otomatik kullanım ve otomatik kaynak olmuş. Çok rahatlıkla direkt kullanabiliyorsunuz ve çok hoşuma gitti. Mesela şu anda bende yaralı birlikler var. Tüme diyorum 533k eksiğim var. İyileştir diyorum. Otomatik kullan, kullan ve bitti. Ya aşırı güzel, yani tek tek elinizle basıp uğraşmanıza bile gerek yok. Direkt tıkladığınız zaman otomatik zaten açıyor. Yani ben size anlatamam, o kadar güzel, o kadar güzel ki. Ayrıca güncelleme videosunda da söylemiştim. Şu aşağılarında eğitim hızlarının, araştırma hızlarının, işte şurada iyileştirme bonuslarını vesaire yazması da aşırı hoşuma gitti. Otomatik kullanım özelliğini test edememiştik. O otomatik kullanım özelliğini burada daha çok beğendim. Yani dehşet bir güncelleme olmuş. Bu kadar iyisini beklemiyordum. Belki de bu oyuna başladığımdan beri gelen en iyi güncelleme olabilir. En parasız, en net, yani en oyuncu düşünen güncelleme bence olabilir. Tabii bu benim kişisel düşüncem. Sizin bu güncelleme ile ilgili, güncelleme geldikten sonraki fikirleriniz neler merak ediyorum. Bir tek bir konuda biraz kızgınım demeyeyim de bir konuda yanıldık. Bütün her yerde, bütün sunucuların afişlerinde Mayıs ayında tapınak açılıyor başlığıyla lanse edildiği halde Haziran'ın ilk haftası bu güncelleme yayınlandı. Bir tek negatif yanı buydu ama onun dışında ben bayağı beğendim. Daha henüz tapınağı kullanmak nasip olmadı. Umuyorum ki sıfırlanmayız ve burayı kullanmak durumunda kalmayız. Ama gerçekten beğendim. O zaman şimdi hızlıca hemen Hüseyin abimizin, yani istifçinin yaptığı sıfırlamaya geçelim. Hop. Evet değerli arkadaşlarım, yepyeni bir sıfırlamayla sizlerle birlikteyiz. Av loncasından 610 milyon küsürlük bu arkadaşımıza istifçi 61 tarafının açılmış içtimada sizlerle birlikteyiz. Full piyade olarak hedefimize saldırı yapacağız. Bütün askerlerimizi attık. Ben uzakta olduğum için gözleyemedim. Bu yüzden içine ne var ne yok bilmiyorum. Gözden verip vermediğini de bilmiyorum. WhatsApp'tan genelde yazıyorlar içtima açtık hadi gelin falan diye. Orada gördüm, direkt girdim ve zaten gördüğünüz gibi asker attım. Şu an benim askerlerim pıtı 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 gidiyor. 29 hatta 28 saniye sonra gördüğünüz gibi saldıracağız. Evet. Aa, yeni gelenler de var bu arada ama doldu yani. Şu an benle yola çıkacak. Son saniyeleri sayıyoruz. Belki ondan sonra 100k da atabiliriz. Herkes nasiplensin diye. Zaten üzerinde set yok. Büyükme hüner de yok. Askerini bilmiyorum. Ama tahminim 10 milyondan fazla değildir. Yani 615 milyon kudret çünkü. Hadi maksimum 15 olsun. Set olmadığı için her türlü zaten yanar. Ya da lider çıkar zaten çok rahat. Bakıyorum set değişip değişmeyeceğine. Uhuu, kasıyor. Evet. Evet, yaktık. Bakalım kaç milyon askeri varmış. Bu arada gözlem veriyor büyük ihtimal. Bizimkiler gözlüyorlar çünkü. 7 milyon askeri varmış. İlk vuruşumuzda 3 milyona yakını ölmüş. Az da bir yaralı var. Büyük ihtimal reviri de yok. Unutmuş, kalkanı unutmuş. Belli yani unuttu. Çok güzel vurmuşuz. Hemen ikinci içtimayı da istifçi açtı. Ona da asker gönderdim.
Hatta bir de üstüne gördüğünüz gibi hızlarımı da basıyorum. Yani ben hızları hep basarım tam zamanında girmesi için. Bu arada festival bayağı sıkıntılı geçiyor arkadaşlar. Çok fazla kale yaptığım için, çok fazla oradan oraya sürüklendiğim için ve aynı anda birçok oyunda bu tarz festival gibi etkinlikler sürdüğü için bir haftalık pestilim çıktı ya. Hangi şeyle uğraşacağımı şaşırdım. İşle mi ilgileneyim, oyunla mı ilgileneyim, hesap hangi hesabı yapayım? Bayağı karman çorman bir hafta geçiriyorum. Evet. Minnoş askerim mavi mavi gözüküyor oralardan. 220k yaralısı varmış. 1,5 duvarı. Karışık. Ama okçusu fazlaymış. Gözledikleri için okçuyu görüp büyük ihtimal piyade saldırdılar. Formasyona göre girmemişler. Formasyonu piyade ve eğer solo olarak saldırıp raporu yenileselerdi piyadelerinin zaten revire gireceğini gördükleri için süvari açarlardı diye tahmin ediyorum. Ama olsun, fark etmez. Her türlü istifçinin gücü zaten sessiz birine karşı üstün gelir. 571 milyona düştü kudreti. Yani tamı tamına 44 milyon kudret düştü. Güzel bir kudret düşümü. 44 milyon ilk vuruşta bir de. İlk vuruşta zaten yarısı gitmiş. Şimdi bir yarısı daha gider. Sonra da solo olarak vururlar ve biter gider. Daha da zaten vurulmaz. İkinci iştivadan sonra artık perte çıkar. En sonda istifçi lideri alır ve kapanışı yaparız sizlerle birlikte. Bu bayağı kısa bir sıfırlama oldu. Çünkü iki kere vuracağız. Belki başka bir video ile birleştiririm bu videoyu. Çünkü yani 5-6 dakikalık bir video olması birazcık kötü olur. Aradan bir de asker gönderdiğim yerleri vesaire kırpıyorum. Yani 6 dakikalık bir video yayınlamam tuhaf olacağı için bir şeyle kesin ben bunu birleştiririm. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi, aşağıya güzel güzel yorumlar yazmayı da lütfen ama lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yapacağınıza eminim. Motivasyon konuşması gibi oldu. Sizlere güveniyorum. Bu arada Lonca'nızın Discord'u, WhatsApp grubu vesaire olursa oraya da benim videolarımı, beğendiğiniz videoları daha doğrusu atabilirsiniz. Bu minnoş alemimizi daha da minnoş yapıp birazcık büyümesine vesile olabilirsiniz. Neden olmasın? Bu arada son 1,5 dakika içerisine girdik. Ben geniş ekranı aldım böyle güzelce görün diye. Ayrıca dedem kenardan seviye 2 kesiyor. Dedem Korkut iş başında. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ve benim askerlerim, canım askerlerim. Pıtı 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 geldi. Geldi, görüyorsunuz. Bu arada içtimanı girmesine daha birazcık vakit var. Uzaktan zaten bir tane asker geliyor. O yüzden ben bir şey soracağım size. Bu kanalda, yani Lord Mobile kanalında en beğendiğiniz video içerik türü hangisi? Mesela ben son zamanlarda eğlence videolarını çekmiyordum ve eğlence videolarına yeniden ağırlık vermek istiyorum. Onun dışında biliyorsunuz sıfırlama, etkinlik videoları falan da paylaşıyorum. Daha çok bilgi videolarına ağırlık veriyorum. Ya sıfırlama bilgi diyebiliriz. Sizce hangi videolar daha çok güzel? Hangi videoları beğeniyorsunuz? Hangi videoları izlemekten zevk alıyorsunuz? Aşağıya yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu ve tam burayı şu an beni duyan herkesin yorumlara sorduğum bu soruyla ilgili görüş bildirmesini rica ediyorum. Bu önemli bir rica çünkü bundan sonraki videolarda sizin yorumlarınıza, önerilerinize göre yeni videolar gelecek. Daha fazla video sayılarını arttırmaya çalışacağım. Bu yüzden lütfen yorum yazmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada istifçinin gördüğünüz gibi içtiması yola çıktı. Cayır cayır yanan kaleye, hedefimize doğru ilerliyor. Ve gördüğünüz gibi vurdu. Hemen rapora bakacağım. Merak etmeyin. Şu an konuşurken böyle bir konsantrasyon eksikliğim olmuş gibi olabilir ama asla. Bir yandan sıfırlamaya tabii ki odaklandım. Sizlerle raporuna bakacağım. Zaten antisi yokmuş gözlediğine göre sürekli oradakiler. Urfalı ve istifçi gözlemişti biliyorsunuz. Üçüncü bir içtima açılmadı. Solo gidecekler. 2,5 milyona yakın 2.400. Gördüğünüz gibi vuruştan bayağı güzel bir kill elde ettik.
Yine piyade olarak gitmiştik. İçeride çok 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 az asker var. Gördüğünüz gibi Dedem Korkut, İstifçi, Majinx ve Urfalı ve arka tarafta Bagat Arkan'ın solo ihtimallarıyla zaten hedefimiz sıfır patates olmuş durumda. Bildiğiniz şu anda patates sıfır. Majinx lideri almış ama biz de ihtimali açan ihtimal kaptanına ya da eğer çok fazla ihtimal kaptanı varsa hedef bulan, rapor bulan kişiye o ihtimal kaptanlar arasından verilir. Bu yüzden Majinx biraz sonra istifçiye zaten lideri bırakacak. Hatta şu an bıraktı. İstifçi şu anda gidip lideri alıyor. Ve şu anda almış olmalı. Evet, gördüğünüz gibi aldım. Her zaman TRL oncasında prosedür bu şekildedir. Diğer videolarda da öyledir. Belki görmediyseniz bilginiz olsun diye söylüyorum. Ve arkadaşımız, hedefimiz 479 milyon oldu. En son ihtimada da bayağı güzel kudret düştü. Şu anda sıfır. Herkesin ellerine sağlık. Bu ihtimaya katılan herkesin ve özellikle de ihtimal kaptanımızın. Yakın vadede biliyorsunuz ben de TRL oncasından ayrılacağım. Bu yüzden biraz üzgünüm. Yine de yeni ufuklara sizlerle beraber sizlerin YouTube kanalımdan eşliğiyle yelken açacağız. Bakalım bir sonraki gideceğimiz loncada neler yaşayacağız? Nasıl sıfırlamalara katılacağız? Nasıl bilgiler öğreneceğiz? Hepsini sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden ne yapıyoruz? Kanala abone olduktan sonra çanı açmayı ve tümünü işaretlemeyi unutmuyoruz. yetiştim arkadaşlar. Telefondaydım ve şu anda bilgisayar açıp hemen ekranın karşısına geçtim. Şu anda krallığımızda bir saldırı yapılıyor. Bu saldırı yapılan kişinin aktif olduğunu düşünüyorum. Tamamen benim kendi şahsi görüşüm. Belki de aktif olmayabilir ama aktif gibi duruyor. Beni biliyorsunuz, iç hislerime güvenirim. Şu anda bilmem kaç tane ihtimal aynı anda yola çıktı. Görüyorsunuz, yani efsane bir tablo var. Mükemmel bir tablo. Böyle sıfırlamaları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ve ayağıma gelmişken, kendi krallığımda yaşanıyorken sizlerle paylaşmak istedim. Setini kontrol edeceğim. Set değişmiş online ama seti niye öyle? Seti niye öyle? Zırhı neden o? Arkadaşlar iyileştirmiyor da. Ah, yandı. Yanlış savunma. Setin niye öyleydi? Birincisi o. Arkadaşlar, zırhı niye sefer hızı zırhını takmıştı? Büyük ihtimal savunma yaptığı için ve çok fazla sayıda ihtimal savunduğu için panik yaptı. Benim tahminim o. Çünkü en basit zırhı yanlıştı. 12 ihtimali kazandı. En son Judo'nun ihtimasında, yani 13. ihtimada yandı. Ve çok fazla T2'si var arkadaşlar. T2, T4 büyük ihtimal ve T1'i de çok az olabilir. Çünkü yani bir ortalama böyle bir rakam çıkarttım gazeteden. Gazeteden çıkarttığım rakama göre 23,5 milyon askeri öldü ve hiç yaralı çıkartamadı. Yani normalde bir sürü kaynak açıp o anda tüm revire düşen askerlerini çok hızlı bir şekilde mücolarıyla gerekirse çıkartmış olması gerekirken hiçbir şekilde çıkartamadı. Görüyorsunuz. Bu arada formasyonu menzilliymiş. Yani menzilli trap kaleymiş. Menzilli trap kale olduğu için zaten görüyorsunuz ölüleri, yaralıları. Baya güzel vuruşlar var. Hep zaten menzillerle piyadeler iyi vurmuşlar. Zaten yandıktan sonra kaçıp direkt kalkan bastı. Büyük ihtimal şu an tabi nereye kaçtığını bilmiyorum. 1.4K'ya kadar düştü ve aşırı güzel kill kastı. Ama yandı. Menzilli askerlerin hepsi öldü. Bu yüzden de yandı. Ama piyadeleri ve süvarileri büyük ihtimal çok iyi durumda. Yani revir yüzünden, seti yüzünden panik yaptığı için ne yazık ki savunma kısmında birazcık afalladı. Bugün güzel bir savunma izledik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve aşağı yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.